Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda da size önden bu pileli, yandan cepli olan eteğimizin tarifini vereceğim. Şimdi ben 60 üzerinden şöyle size göstereyim. Beli 60 olarak bir etekten yapacağım. Siz de beliniz neyse, bakın 70, 75, 80, 85 aynı şekilde tutuyorsunuz. Ben şu an 60 üzerinden yapıyorum. Ve 60'ın yarısı 30 olduğu için şöyle bunu alıyorum. Arka tek olacak. Arka tek 30'dan olacak. Şimdi kumaşımı iki katlıyorum. Ben şimdi bu şekilde bir tülden size göstereceğim bunu. Pratik olarak benim kanalım pratik dikiş öğretme kanalı. Biz ne yapıyoruz bu kanalda? Hesaplarla değil, pratik bir şekilde dikiş öğreniyoruz. Şimdi ilk önce kumaşımın 30 olarak belini, bakın 30 olarak şunun yarısı olduğunu düşünün. Şöyle 30 olarak şu şekilde gösteriyorum. Belimi ayarlıyorum. Şu şekilde belimi 30 olarak ayarladım. Kumaşım iki katlı ön. Bakın bu ön. Kumaşım iki katlı. Çünkü neden söylüyorum? Pile yapmak için 30'un ikinci katını da alacağım. Yani şöyle açıyorum. Şimdi ön olarak tekrar tarif ediyorum. Biz belimiz 60'tı. 60'ın yarısı 30'du. Öne kullanacağımız kumaşı bir 30 daha, bir 30 daha fazla. Yani belimizin ön kısmına pile yapılacağı için belimizin yarısının bir yarı fazlasını ne yapıyorum? Ön kısma kullanıyorum. Yani belim 60, bakın tekrar söylüyorum, belim 60, yarısı 30. Öne yarısı 30 olana bir 30 daha bir pile yapabilmek için, aynı işlevi yapabilmek için ne yapıyorum? Bu şekilde kumaşımı ayarlıyorum. Şimdi iki yanlarda bunu katlayacağım. İki yanlarda. Bakın aynı yapabilmek için benim kanalım pratik dikiş kanalı. Bunun içinde ne yapıyoruz? Pratik bir şekilde. İlk önce yan cebimi. Bakın şu şekilde. Yan cebimi ne kadar genişlikte istiyorsanız hemen, hiç öyle hesaba metrelere gereksinim kalmadan bu şekilde aynı karşımı da, bakın aynı karşıyı da hiç zorlanmadan şöyle, ben tül kullanıyorum bugün de, bazen naylon kalıp kumaşları kullanıyorum. Çünkü çok fazla video çektiğim için artık dışarıda dikiş dikmiyorum. Ne yapıyorum? Sizlere de böyle bir yararlı bir yola çıktığım için böyle her bulduğum kumaşı, bir naylonu sizlere dikiş yapabilmek için gösteriyorum. Şimdi ne yaptık? Karşılıklı böyle metrelerle uğraşmadan, hiç hesap yapmadan eteğimizin ön kısmını ve yan ceplerini şu anda ayarladık. Evet, şimdi yan ceplerimiz ayarlandı. Ne yaptık? Bize şimdi pile yapabileceğimiz kadar yer kaldı. Hemen yan cebimin yanından bir tane şu şekilde. Bunu 30'a da ayarlamam gerekiyor. Bakın, çünkü ne yaptık? Biz bir 30 fazlası yaptığımız için hemen şöyle bir tane pilemi bir ayarlıyorum. Bir tane de şuradan pilemi ayarlıyorum. Bakın buradan da pilemi ayarlıyorum. Yandaki pileler. Bu yandaki eteğimizin pilesi. Şimdi hemen ortaya da bunu 30'a denk getirebilmek için, bakın ne kadar kaldığına bakacağız. Şimdi buradan buraya kadar şu anda, bakın şöyle bir 30'a ayarlayabilmek için şimdi ne yapacağız? Bu pilemizi, orta pilemizin kalınlığını buna göre ayarlayalım. Şimdi şöyle kalınlığını. Çünkü zaten o pilemiz biraz kalın yapılmış. Bu şekilde. İster bakın ince de yapabilirsiniz. Bu hani kumaşınızı ona göre ayarlarsınız. İnce bir şekilde de bu kumaşa, bu pileyi ayarlayabilirsiniz. Bakın eğer yanılmak istemiyorsanız, isterseniz bu şekilde mezurunuzu tutabilirsiniz. İsterseniz böyle bir kumaş üstünde ayarlayıp bunu bunun üzerine doğru ayarlayarak, bakın şu payı şu şekilde dikiş, şuradan da bir santim en azından, bakın şöyle bu ayarladığınız yerden yandan dikiş paylarınız olması gerekiyor. Şu şekilde.
Hemen buraya da karşıya da bir dikiş payı ayarlıyorum. Çünkü dikişe girecek. Bakın, bunu 30 santimin içerisine bu pileyi bu şekilde, bakın şöyle gösteriyorum. Çok basit aslında, hiç hesaba gereksinim kalmadan bu eteği bu şekilde yapabilirsiniz. Yani illa bizde mezruyu, santimleri kullanmamıza gerek yok. Nur'un dikiş evi olarak benim kanalım sizlere bu şekilde pratik dikiş öğretiyor. Şimdi gelelim arkaya. Şimdi bunu da arkayı da şöyle bu 30 santimin içerisine alıyorum. Dikiş paylarımı da aynı şekilde ayarlıyorum. Bakın 30 santimden dikiş payım 2 santim. Bakın bunu unutmayın. Çok soruyorlar. Bazen dikiş payını çok az verdikleri için yanılıp yanlış kestikleri zaman arkadaşlar bana dönüş yapıyor. Tabii onlara çareler buluyoruz. Ama bu çareleri bulmadan bunu yapabilmemiz için ne yapıyoruz? Dikiş dikerken payımızı, hele ki yeni dikişe başlıyorsak, kesinlikle asla ve asla payımızı elimizden geldiği kadar fazla veriyoruz. Evet, şimdi burayı da payımdan kesiyorum, kumaşımı. Bunu çanda yapabilirsiniz. Bakın, yanlarını istiyorsanız şu şekilde çanda kesebilirsiniz. Ben düz bir şekilde gösterdim. Şimdi eteğimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, bunu yapabilmek için ilk önce tersini koyalım. Hem güzel görünsün. Şöyle yanlarına bir hemen iğneleme işlemini yapıyorum. Yani ne yapıyoruz? Buralardan dikiş atıyoruz. İçeriye cep olayını göstermiyorum. Çünkü benim kanalımda cep olarak çektiğim bir... Hadi gelin. Şimdi aslında göstermeyecektim. Çünkü bir videom var. Benim bu cep videosunun tarifi var ama yine bununla beraber aynı videonun içerisinde göstermek istedim. Şimdi bir tül kumaşımı daha alıyorum. Cebi yapacağım. Nasıl yapacağımı şimdi tarif edeceğim sizlere. Bu da basit bir şekilde. Nasıl pratik yapılır? Aynı tarifini vermek istiyorum. Şimdi belimi cebimin yaptığım yerden, bakın 1-2 aşağı santim kadar indiriyorum. Çünkü dikiş oradan gireceği için 13 santim. Şimdi ilk önce 13 santim, şöyle bir 13 santimi buluyorum. Bakın, kumaşı da çok fazla ziyan etmeden şöyle elimle göstereyim. Şimdi bu 13 santimi işaretliyorum. Kamerama da bakayım tam anlamıyla size denk geliyor mu diye. Şöyle biraz daha kameramın önüne doğru alayım. Bakın, her altta, evet, tül olduğu için kumaşımı da çizdi. Hemen bir 13 santimi tekrar ayarlıyorum şu şekilde. Burası cebimin yapacağım yer. Bakın, şimdi buna elimi koyuyorum. Elimi koyuyorum. Buradan şu şekilde, buradan da dikişimin de olacağı için şöyle elimin yuvarlağını ne kadar büyüklükte istiyorsam, bakın şöyle elimin de yuvarlağına şu yukarıdaki yerim, bakın şöyle, şimdi yukarıda da şöyle göstereyim. Yukarıda yaptığımda şurada bir düzlük olması lazım. Buraya kadar. Bunu da ölçüyorum. Şurayı da ölçüyorum. Ne kadar açıklık var? 13'te orada bir açıklığım var. Evet, şöyle tülümü tam onun üstüne alayım ki kumaşımda gösterme yapmışım. Altta bazen tül işte, bazen de böyle kumaşlardan göstermeye çalışıyorum. Hepinize evinizde öğretmeye çalışıyorum. Bakın şu, şurası da çok önemli. Evet, şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu yuvarlığı buraya göre, yani üstteki dikiş girecek olan yere doğru yuvarlıyorum. Şimdi bu arka kısım yaptım. Bunu yine payla keseceğim. Hemen şurayı siliyorum. Bakın, burayı siliyorum. Her zaman olduğu gibi paysız asla kesmiyoruz. Hele ki bu da bir cep oldu ya, bir hata yaptınız cepte. Bu pay o kadar önemli ki, dikişte pay inanılmaz önemli. Sizlere dikiş dikerken insanız, çünkü inanın çok dikiş bilen biri dahi olsa yanılabilir. Bir hata yapabilir. Bunu göz önüne alarak şimdi burayı da şöyle düzleştiriyorum. Bakın,
şu şekilde cebimin alt kısmını da şöyle düzelttim. Şimdi gelelim. Hadi yine pratik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu buraya koyduk. Şöyle koyduk. Ne yapmamız gerekiyor? Neden koydum? Şimdi burada katlama yapmıştık. İkinci cebimizin yani o karşılıklı yapmamız gereken yeri. Ben hemen bir kumaşımı hazırlıyorum. Şöyle bir ince tekrar bir tane küçük bir kumaş keseyim kenarımda hızlıca. Şimdi bakın burada buna yerleştirdiğimde aynısı olacak. Şimdi kumaşımı şöyle. Bakın ben bunu pratik yapıp size hızlı bir şekilde öğretmeyi gösterdiğim için bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi aynı yuvarlak olacak. Şöyle. Şöyle aynı yuvarlak olacak. Ama şurada bakın şurada bu cebin bir kesilme yeri olacak. Neden? Bu çapraza dikeceğimiz için hem de paylı kesmem gerekiyor. Bakın paylı kesmem gerekiyor. Hemen bunu da bu yuvarlağından alıyorum. Yine bunu da paylı bir şekilde kesip şöyle alalım. Hem rahat keselim artık. Şöyle. Evet, şimdi şu şekilde yerleştireyim. Evet, şimdi tül olduğu için bazen kayıyor. Hemen burayı da bir paylı keseyim. Tekrar kapataç yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi bu çaprazı. Şimdi daha önce katlamıştım. Ben onu oradan alacağım. Hem daha rahat anlamanız için tek tarafı yapıp göstereceğim. Aslında dediğim gibi kanalımda normalde bu cebin tarifi de var. Ama ben sizlere bunu madem etekle beraber göstereyim. Eteğin arkasında eğer aynı pileden yapılacaksa önde yaptığınız 30-30-60'ı arkada da yapabilirsiniz. Şimdi ben yan dikişe iğneleri yerleştirmiştim. Onları hemen çıkardım. Şimdi bakın önden yan olanı önden şu şekilde hemen tutturuyorum. Burayı şöyle yan olanı yan bir şekilde ön kısımdan yerleştir. Bakın şimdi şöyle yapalım tekrar. Bu videomun alıp almadığını göremedim yandan çekerken. Yan dikişi dikmedim. Kaldırıyorum. İlk o şekilde bırakmıştım. Önden yan olarak kestiğim, yan olarak kestiğim bu parçamı burada şu şekilde ilk önce ön kısımdan, bakın şöyle aydınlatayım biraz daha, ön kısımdan yerleştiriyorum. Buradan dikeceğim. Çevirip arkaya dönecek. Şimdi önden iğnelediğim burayı dikiyorum makinede. Diktikten sonra yanı dikmeden bakın bunu çeviriyorum. Çevirdiğimde bu ön cebin bu şeklini almış olacak ve şöyle yerleştireyim. Burası arkaya kalmış olacak. Yani cep önden arkaya sadece oradan dikiş yapılıp geçmiş olacak. Şimdi burayı da bu şekilde bakın buna yerleştireceğim. Evet şöyle bir yerleştireyim. Evet şu düz dikişini iyi takip edin. Bakın şurası düz olan. Ben demin yanlış koymuşum. Şimdi düz olanı da bu şekilde yerleştirdim. Ne yapıyorum? Hemen cebimin etrafı bakın etrafını şöyle iğneliyorum. Şimdi cebimin etrafından bunu cep tarifim var dediğim gibi tekrar oradan da izleyebilirsiniz. Bakın böyle etrafından dikiyorsunuz. Ben dikim işlemlerini göstermiyorum. İğnelediğim yerler dikiş dikilecek yerler. Buradan bakın şu daha bele oturmadı. Çünkü bu belde kemerle oturmuş olacak. Cebi bu şekilde dikiyorum. Ve yana şimdi ikisini beraber yana bakın yana kumaşımı şöyle düzelteyim. Yana şimdi cebi yerleştiriyorum. Şu ön kısma çok dikkat edin. Şimdi benimkisi dikişli olmadığı için
Bir de tül olduğu için kayıyor. Amaç dikiş öğretmek için çıktım. Böyle kumaşlarımla da hem ziyan etmeden. Evet, şimdi artık iğneledik. Bu kısımda dikişte kalacak. Cebimizi zaten yanlarını diktik ve şimdi yana da yerleştirdik. Yan dikişlerimizi yapıyoruz. Evet, ben makinede şimdi eteğimizin yan dikişlerini ve cebimizin dikişlerini yaptım ve pilelerde bozuk görünmesin diye makineden çektim. Bakın, şimdi düzüne çevirdim. Ütümü de yaptım, pilelerimi. Şimdi bu taraf cepli. Bakın, bu tarafı cepsiz bıraktım. Bunu cepsiz de, bakın cepsiz de bu eteği yapabilirsiniz. İlla cep koymak istemiyorsanız, aynı pileleri yapmak istiyorsanız, aynı beliniz 60'sa önünüze 30, 30, 60'ı ikiye katlayarak videomu tekrar tekrar başından izleyin. Ön kısmı pile ama arkaya da aynı pileyi yapacaksanız, bu pileyi aynısını arkada da uygulayacaksanız, aynı öndeki parçamı ne kadar yaptıysam aynı şekilde siz de arkaya da aynısını uygulayabilirsiniz. Ben şimdi burada siyah iplikle bıraktım. Buraya da kemer takılacak. Kemeri göstermiyorum artık çünkü kemer videom da var. Aslında cep videom da vardı ama sizlere yine kolaylık olsun diye cebin de tarifini verdim. Kanalımda 200'e aşkın videom var. Hepsi pratik bir şekilde sizlere gösterime sunulmuş bir durumda. Eğer dikişi gerçekten öğrenmek istiyorsanız, ben de pratik evde kendime bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız, kanalımda Nur'un Dikiş Evi olarak kanalıma girdikten sonra üst kısımda videolar yazısı yazıyor. O videolara bastığınızda bütün videolarımı göreceksiniz. Sizler de Instagram ve Facebook adreslerimden de bana ulaşıp istediğiniz modelleri sorabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Bu eteğimin bel kısmını, kemerini yapmak için videomu, arkaya fermuar yapmak istiyorsanız fermuar dikimi videolarımı, hatta tekrar tekrar cep videolarını izleyebilir, cep videolarını da uygulayabilirsiniz. Bugün sizlere Nur'un Dikiş Evi'nde de böyle bana gönderilen Instagram adresimden pileli eteğin tarifi istenmişti. Bugün de sizlere bu videoyu çektim. Bir dahaki videomda da beraber olup tekrar dikiş dikmeye ve modellerimle beraber olmaya devam etmek istiyorsanız bana abone olup hem de Instagram ve Facebook adreslerimden de beni takip ederek benimle beraber dikiş öğrenmeye devam edin. Abone olmayı unutmayın.